alt kısmını bir kurutmalar yapabilirsin. Sonra şöyle çıkarsın. Tamam, git. Biraz ton geçişi yapmayı tutun. Aşağı. Eşer. Matematikteki simetri kurallarını kullanarak bir örüntü oluşturarak geometrik formlardan yola çıkıp bu tip anlamına bakıyorum. İçin ne yapmıştık? Bilimsel verileri analiz etmiştik değil mi? Burada bilim insanlarının neler yaptığını, yani bilgi olmazsa hayal edemeyiz. Çokça kullanılıyor geometrik motiflerimizde. Mesela mimariyi süsleyen, aynı şekilde boşluk bırakmadan yüzey kaplama tekniği pek çok motifte kullanılmış. Oradaki motifleri gördüğü zaman onların içindeki matematiği keşfetmiş. Aslında bizim sanatçılarımız bu matematiği yüzyıllar öncesinden kullanmış aslında. Ben aynı zamanda sanat tarihi, bilimin ilgili konularını hepsini araştırmak, incelemek durumundayız. Suyun döngüsü, onun düzenini, doğa tabiatın işleyişinin düzenini bozmadığımız zaman o ölçü içerisinde bir döngü kendini gerçekleştiriyor. Buna benzer motifleri aslında kaldırımlarda da çok rastlıyoruz. Bilim Sanat Merkezi Görsel Sanatlar Genel Yetenek Öğrencisiyim. Aynı zamanda Özel Yöntemim Ortaokulu'na gidiyorum. TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Merkezi'nin düzenlediği Cumhuriyet'in 100. yılında kutuplarda bilim konulu resim yarışmasında Türkiye üçüncüsü oldum. Bu yarışmaya hazırlanırken kutuplar ve kutup araştırmaları konusunda pek çok şey öğrendim. Bilimsel danışman öğretmenim Nida Güler'e yarışmaya hazırlandım. Ödül töreninde Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Gacır ve TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'a tanıştık. Çok heyecan vericiydi. Buzul gemimiz olduğunu hayal ettim. Oradaki canlıları, kutuplarda geçmişimizi merak ettim. Onları araştırdım. Araştırmalarımda gemi olarak hayal ettim. Buzullarda Türk gemimiz olduğunu hayal ederek Türk bilim insanlarıyla böyle bir resim çizdim. Hayvanlara yer verdim, eskimolara yer verdim. Aurora ışıklarına yer verdim. Bilim sanat merkezlerinin destek eğitim kurumları okulların dışında artık kalan zamanlarda bize geliyorlar çocuklarımız. Burada yetenek alanlarına göre derslere giriyorlar. Görsel sanatlar öğrencileri, yani görsel sanatlar alanından tanılanan öğrenciler sadece görsel sanatlar dersi alıyorlar. Dediğim gibi proje merkezli eğitim vermemiz gerekiyor. Bu anlamda TÜBİTAK projelerini, onun dışında Teknofest projelerini takip ediyoruz, öğrencilerimizi yönlendiriyoruz. En son katıldığımız kutuplarda, Cumhuriyet'in 100. yılında kutuplarda bilim konulu TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün düzenlediği yarışmada Türkiye üçüncüsü oldu öğrencimiz. Aslında bir yarışmaya hazırlanırken aynen bilimsel bir çalışmanın basamakları gibi önce problemi tespit ediyor, sonra amaç belirliyor ve gerekli bilimsel bilgi, gerekli verileri topladıktan sonra da bunları analiz edip kompozisyonluyor, aslında bir sonuç çıkarıyor. Bilim yarışmasına 3600 öğrenci katılmıştı Türkiye'nin her yerinden. İlkokul, ortaokul, lise kategorisinde toplamda. Kasımcan Ortaokul kategorisinde Türkiye üçüncüsü oldu. TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Teknoloji Bakanı Fatih Mehmet Gacır tarafından ödülleri verildi. Yani o anda, o Kasımcan için güzel bir andı. Devam etsin. Kutuplarda bilim temalı resim yarışması için ödül takdimini gerçekleştirecek Sayın Bakanımız, TÜBİTAK MAMKARE tarafından kutuplar hakkındaki farkındalığın artırılması doğrultusunda ülke çapında düzenlenen Cumhuriyetimizin 100. yılında kutuplarda bilim temalı resim yarışması yoğun bir ilgiyle karşılaştık. 81 şehirden toplamda 3367 başvuru geldi. İlkokul, ortaokul ve lise kategorileri üçüncüleri Asel Keskin, Kasımcan Arıkanoğlu ve Belinay Başar sahneye alkışlarla geliyorlar. Cumhuriyetimizin 100. yılında kutuplarda bilim temalı resim yarışmasında ilkokul, ortaokul ve lise kategorilerinde
Üçüncü olan gençlerimiz Asel Keskin, Kasımcan Arıkanoğlu ve Belinay Başar. Hep birlikte alkışlayarak tebrik ediyoruz onları. Çok tebrik ediyoruz. Gençlerimizi böyle yanıma doğru alacağım ben sizleri. Bir kez daha alkışlayalım mı onlar için lütfen?